Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine inanılmaz like alan, herkesin like olmasını istediği, herkesin bütün izleyiciler de like istediği için herkesin like attığı, bir önceki bölümüne 3600 like gelmiş olan kadro, paket yorumlama ve gizemli olay tepki videosuna devam ediyoruz. Bayağıdır gelmemiş arkadaşlar ve 3600 like atmışsınız. Ya bu videoda o kadar like gelirse söz veriyorum daha çabuk çekeceğim arkadaşlar. Hızlıca 2500 beğeniyi geçin. 2500 beğeni de zaten yenisi geliyor. Ve hala bu kanala abone değilseniz ve eğer FIFA Mobile oynuyorsanız bu kanala kesinlikle abone olun arkadaşlar. Çünkü ya FIFA Mobile ile ilgili yapılabilecek her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Ve futbol içinden gerçekten çok güzel şeyler yapıyoruz. Bir sürü serimiz var, bir sürü şeyimiz var. O yüzden abone olun. Her gün bu konuda FIFA Mobile içerikleri, FIFA Mobile videoları geliyor. Bilgilendirici, eğlenceli her türlü var. O yüzden bence abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Ve arkadaşlar benim şu anda kadrom bu. Bir türlü gulit alamadım, bir türlü gen yükseltme yapamadım. Bugün UCL etkinliği geliyor. Saat 5'te Nimo'da yayındayız. Net, 5'te yayındayız. Gen yükseltme yapma ihtimalim çok çok yüksek bugün. Ama gulitli değil. Gulit almıyorum hala. Gulitin Allah belasını vermesin. Gerçekten sinir oldum gulite. Lewandowski'yi kesin değiştirmek istiyorum santraforuma arkadaşlar. Ve onun haricinde transferler yapıp kadroda diziliş falan değiştirebilirim. Bugün 5'te Nimo'da yayındayız. UCL etkinliğini bekliyoruz. Bütün UCL bilgilerine bakacağız. Her şeye bakacağız arkadaşlar. Kesinlikle Nimo TV'ye 5'te Koray'a gelin arkadaşlar. Çok eğleneceğiz. Bayağı uzun bir yayın olacak. Her neyse arkadaşlar. Haydi o zaman hemen kadro paket yorumlamaya başlayalım. İlk olarak Aziz'in kadrosundayız. Like atarsanız sevinirim demiş. İzleyiciler like atmaya başladı. Kesinlikle ben istemedim böyle yazmalarını. Her neyse chat. Abi kadrom nasıl demiş. Kadron gayet güzel kardeşim. Zaten bugün çok çok uzun yorumlamalar yapmayacağım. Bazı oyuncu önerileri vereceğim. Sağ beke kesinlikle çok önemli bir önerim var. Sağ beke Joao Cancelo alabilen alsın arkadaşlar. 7-8 milyon civarı değeri var ama bence alınabilir bir fiyatı var. Kesinlikle sağ beke Joao Cancelo alabilirsin. Ve oyuncuların hepsi pozisyonda oynuyor. O yüzden gerçekten çok güzel. Keşke ratingle kimyanı da görebilseydik ama kadroya gerçekten çok düzenli oyuncular koymuşsun. Beckham hariç herkes de pozisyonunda. Umarım Beckham'ı da bir ara güzel bir dizilişle ayarlarsın. Ben kadroyu sevdim. Zaten galiba kısa bir süre içinde başlamışsın. Gayet güzel. İnş UCL gelirse oradan coins kasıp 3-4-1-2 geçeceğim. Defans üçlüsü Hummels, De Vrij, Bender olacak. Hummels, De Vrij, Bender bence fena olmaz yani. Gerçekten güzel. Sancho'yu sağ kanata almışsın. Sancho'yu alıyorsan Royce'u değiştir yani. Sağ orta sağ, sol orta sağlı bir dizilişe geçebilirsin. Gayet güzel olur bence senin için. Yani 4-5-1'li bir dizilişler var. O şekilde yapabilirsin bence. Senin için daha iyi olur. Sol orta saha da var oyunda çok iyi. O yüzden sol orta saha da alabilirsin. 3-4-1-2 geçeceğim demişsin. Aynen o şekilde de bir şeyler yapabilirsin. De Vrij Bundesliga'dan free to play stoper geldi yani değişecek demiş. Orta sahalar Mane, Beckham, Balak 102. Gayet güzel kardeşim. Sorduğun bir soru var mı? Tavsiyen var mı? Dedim işte 4-5-1'e de geçebilirsin. Dörtlü defans ama sol bekin çok kötü. Sol bekin dörtlü defansa geçirirsen değiştir. Gayet beğendim kadronu ama Haaland 0 abi. Haaland oyunda çok kötü. Harry Kane rakibime geldi. İnanılmaz beğendim. Lukaku çok iyi. Haaland o yüzgenlikler arasındaki en kötü. Ama sen birazcık Dortmund'la 3'üm attı kurmuşsun. Birazcık o konuda kimyayı kafaya takmışsın. Birazcık ikon alsan o kadar kimyaya takman gerekmez ama. Yani Haaland aralarındaki en kötüsü. Haaland hayranıysan kullan ama. Haaland'ı EA Sports'un bu kadar kötü yapmasını anlamadım. Yani Ultimate Dose Haaland'ın ben daha iyi oynamasını beklerdim oyun içinde. Beklentimi hiç karşılamadı. Bir dahaki etkinlikten sol kanat ve kaleci alacağım. Başka önerin var mı? Videoyu selamlar, like atmayı unutmayın. Aleykümselam, like'ları yardırın. Teo Hernandez'i almışsın zaten. Kaleci için biraz geç kalmışsın galiba. Maitland'ın bu kartı değil mi bilmiyorum. Ama 1 milyon 400 bin coins'in var. Etkinlik güzel bir şekilde gidiyorsun sanırım. Sol kanat ve kaleci harici önerip bakayım abi. Sancho'nun Ultimate Tot sağ orta sağ kartını alıp 4-5-1'e dönebilirdin. Niye öyle yapmadın bilmiyorum. Sancho'nun o kartı yerine birazcık daha coins biriktirip yapabilirdin. Ve Ben Yedder yerine de yüzgenlik bir Ultimate Tot santrafor alabilirsen senin için güzel olabilir. Ama onun haricinde şu anda zaten coins'in yok. Planın var. Planın üzerinden de gidebilirsin. O da senin için güzel olabilir. Ama Mane beleşken bence Mane'yi bu şekilde değerlendirip Sancho'yu sağ orta sahaya Sancho'nun U-Tots'unu alabilirdin. Video like demiş. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Stoper Kuman yerine Solbeck Ultimate Tots Hernandez gelecek. Endombele Sancho değişecek. Şampiyonlar Ligi etkinliğinden gelecek. Pogba'nın değeri artar mı? 22 milyon aldım. Pogba'nın değerine bakar mısın? Oha abi Pogba'nın değeri gerçekten bayağı yüksek. 22 milyon almış bu arada. Keşke ben de alsaydım ya. Pogba'nın değeri geldiğinden sonra düşüp böyle bir daha artmış mı? 52.5'a yok. Yani daha artmaz bence bu arada. Hani artabilir bu arada bu kadar arttıysa. Hani öngörü olarak artmaz bence. 55 milyonun daha da üstüne çıkmaz diye düşünüyorum ama gerçekten güzel kar etmişsin. Satmayı düşünüyorsan bence satmak için güzel bir zaman. Hani gerçekten EA Sports Pogba'yı bu kadar değerli yapmışsın müthiş. Ama Fransa finale çıkarsa, Fransa finalde Pogba sayesinde şampiyon olursa filan oyundaki herkes Pogba'yı pazardan almaya dalarsa filan böyle zenginler o zaman artabilir.
Fransa'nın performansına bağlı olarak bile değişebilir Euro'daki. Her neyse arkadaşlar, kadro paket yorumlamamıza devam edelim. Yani 22 milyonu almış olarak gerçekten çok güzel. Oyun içi efsane bir kat değil gibi. Oyun içi denemedim. Özellikle 103'lik bir MEO'ya göre birazcık düşük gelmişti. Sen de sağ orta sahana bir tane Sancho alabilirsin. Muhtemelen Tots için kullanmamışsın özelliklerini. Pogba'nın değeri gerçekten bayağı iyi. Gerçekten büyük bir olay bu arada Lego. Helal olsun, hayırlı olsun. Like atın adamsınız demiş. Sezonun takımından ben 20 milyon tane bu paketten açtım arkadaşlar aşağı yukarı. Asla çıkmamıştı. Totti çıkartabilenlere büyük saygım var. Helal olsun ama herkes de çıkartıyor. Abi öncelikle videoyu selam. Bu arada arkadaşlar nasıl? Profil fotoğrafı. Gerçekten harika, ben varım burada. Videoyu selam. Video like atmayı unutmayın. Önerin var mı? Aleyküm selam kardeşim. Önerin var mı? Santrafor Haller yerine yüzlük bir Ultimate Toast Santrafor alabilirsin. Lukaku veya Kane üzerinden alabilirsin. Aslında aralarında Kane ile Lukaku hiç sevmediğim. Yani Lukaku'yu seviyorum oyun tarzını. Kendisini nedense ısınamıyorum. Kane'i oyun tarzını da bilmiyorum. Sevmiyorum Kane'i ya, bilmiyorum. Çok başarılı olduğunu biliyorum ama. Aralarında ama açık ara sevdiğim Haaland, ama oyun içinde Kane veya Lukaku önerisi veriyorum sizlere. Griezmann'ı değiştirmeni öneriyorum bir an önce. Donnarumma yerine 99 Neuer çok çok daha etkili bir kaleci. Hernandez de Cancelo çok iyi düşünülmüş ama 99'luk Hernandez de alabilirsin. Onun haricinde kadron çok güzel. İyi yayınlar abi, önerin var mıdır? UCL'de Kevin De Bruyne gelirse alabilirim. Ya Kevin De Bruyne bir sürü kartı var oyunda. Benim çok umurumda değil Kevin De Bruyne. Zaten bence UCL'de Kevin De Bruyne yerine kalır ki gelmesi gereken bir sürü oyuncu var. Kevin De Bruyne artık yeter. Bütün etkinliklerde adamın 50 tane kartı geliyor. Bence yeterli, bu kadar da abartmasınlar. Hiç de bir şey yapmıyor yani. Neyse abartmıyor, o kadar da değil, yapıyor reis. Ama geçen yıl bence daha iyiydi bu yıla göre. Kevin De Bruyne'e karşı da nötrüm bu arada. Ne seviyorum ne sevmiyorum. Lukaku, evet sen Lukaku kullanıyorsun. Gayet güzel. Ya Mane yerine bir şey demeyeceğim abi. Kadron güzel, ben beğendim. Sol bekinde bir Theo Hernandez gelse bu kadro çok 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 daha böyle efsanevi durabilirdi. Gayet güzel. 31 milyona 102 Insigne satmış. Kardeşim nasılı mı var ya? Nasılı mı var ya? Senin bu coins'e sattığın bir oyuncu nasıl olabilir? Gerçekten çok güzel. Helal olsun, hayırlı olsun 31 milyon coins'in. Video like atmayı unutmayın. Sakura abi, forveti Suarez yerine Kane gelecek. Sağ orta sahaya da Sancho. Boostlarda sonraki etkinlikte coins kasıp yükselteceğim demiş. Sağ orta sahaya Sancho gelecek. Forveti Suarez yerine Kane gelecek. Kane gelebilir. Kane iyi bu arada, fena değil ama Haaland gerçekten galiba çok kötü. Kullanan da çok yok yani. Sağ orta sahaya da Sancho. Sonraki etkinlikte coins kasıp yükselteceğim. Gayet güzel kardeşim. Planlaman harika. Hayırlı olsun şimdiden. Hemen devam edelim arkadaşlar. Abi öneri, abi ben geçen gün doğum günü olan çocuğum, en çok sevindiğim doğum günüm oldu. Sana ve o gün chatte olan herkese teşekkürler. Evet, chat doğum günümü kutlamıştı arkadaşlar. Rica etmişti. Ben de kırmamıştım ve chatteki herkes doğum günü kutlamıştı. En sevdiğin doğum günün olduğu için buradan kalpliyorum. Bu kadar böyle kolay insanları sevindirebilmek gerçekten çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bu videoda da hadi yorumunuza kalp atıp sizleri sevindireyim, biliyorum. Yorumunuza kalp atarsam sevineceksiniz. Yorum atın arkadaşlar, kalpleyeceğim. Hatırla, unutmazsam zaten yarın yayınlanacak video. O yüzden yorum atın, kalpleyebilirsem kalpleyebildiklerimi kalpleyeceğim. Haydi bakalım. Guerrero sol bekte. Guerrero yerine 99 Theo bu arada inanılmaz yakışır. Onun haricinde kadroda Barnes birazcık kötü duruyor. Mustafi biraz kötü duruyor. Sırasıyla Guerrero, Mustafi ve Barnes'ı değiştirirsen senin için güzel olur. Sonra da 99 Neuer alırsın. Beğendim ama kadronu, gayet güzel. Wabangi Tuka şov yapar. Biraz yükseltebiliyorsan onu da yükseltebilirsin. Oha arkadaşlar, görmeye devam ediyoruz. Rui Diaz. 93 Rui Diaz. Gerçekten 11,5 milyon coins'lik Rui Diaz. Ve kadroda bu şekilde kadro kurmuş adam bir oyuncuyla. Yani 93'lük Rui Diaz'ı da satmış. Gerçekten hayırlı olsun. Gerçekten gizemli olaylar. Bakalım neler göreceğiz bugün arkadaşlar. Zon'un takımından Messi çıkmış arkadaşlar bu arada. Yani yavaş yavaş gizemli olaylar görmeye başladık. Bakalım neler görecek. Göreceğiz daha doğrusu. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bakın böyle inanılmaz kadrolar falan var mı arkadaşlar? Ben yavaş yavaş hızlı geçmeye başladım bakalım. Emre 7 videoyu selamlar. Like atın, katkı yapın demiş. Oha! Adam full ultimate tots ile kadroyu sarmış. Ben bu kadroyu hatırlıyorum. Geçen bölümden siz de hatırlıyorsunuzdur. Adam ortaya iki tane prime ikonu dikmiş. Çevresini ultimate tots sarmış. Tamamen ultimate tots kurmuş. Oğlum şu kadroyla oynamak istiyorum. Bu nasıl bir kadro lan? Mbappe, Ronaldo, Salah. Abi süper. Ya bir tek şurada Insigne sırıtıyor. Ama o da ultimate tots sol kanat, tek bir tek o geldi. Yani gerçekten ama felaket ve inanılmaz duruyor abi. Kadroya bakar mısınız? Bu ne ya? Bu ne? Like istemiş arkadaşlar. Bu kadar güzel kadroyu kuran birisi için de hala like atmayan varsa, bu kadar güzel kadroyu yani kurulmasının şerefine bir like'ınızı alırım. Gerçekten inanılmaz kadro ya. Lan! Oho! Bu %4 şanslı lan. %4 şanslı 2500 CV'ye Ronaldo çıkmış. Oğlum dalgasına demiştim ki acaba var mıdır diye ve kadroya koymuş. Kardeşim milyonlarca kez hayırlı olsun. Bu kadar çabuk beklemiyordum.
Gelirse inanılmaz olur dedim. Geldi 3750 cevhere çıktı. 2500 cevherlik paket. Ben bu paketi biliyorum. Defans hattı C'de değişik başka önerim var mı? Arkadaşlar videoyu kapatabiliriz. Videoyu terk edeceğim. Sinirlendim şu anda. Niye sinirlendiğimi chat'tekiler biliyor. Demek ki ihtimal var. Siz de yakında YouTube'da görürsünüz. Oha abi gerçekten sinirlenmedim. Çok şaşkınım ve videoda böyle bir olayı görmemize çok mutluyum. Uzun zamandır paketle alakalı böyle büyük gizemli olay görmüyorduk. Yani tamamen tost bileti için açtı çok yüksek ihtimalle ve Ronaldo çıktı. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Yemin ediyorum hayırlı olsun. Yani hiçbir şey demek istemiyorum. Ve benim yayınımı izlerken de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tane Messi çıkmış. Hayırlı olsun diyorum kardeşime de. O 22 milyon alınan Pogba'yı görüyoruz bu arada. Lego'nun aldığı 22 milyona. Ana! Oha bir de değer 55 milyonken 22 milyon almış Pogba'yı. Vallahi inanılmaz. Ben 22 iken 22'yi alıp birikti sandım. Yok değer 55 iken 22'yi almış. Bu da inanılmaz bir snipe. 30 milyon coins kasılmış burada da arkadaşlar. Ronaldo'nun olayından sonraki en baba olay bu arada. Sezonun takımı paketinden çıkan iki tane Ronaldo, birisi Totti, birisi normal. Her türlü Ronaldo çıkmış ama o 104'lük Ronaldo gerçekten inanılmazdı arkadaşlar. Yavaş yavaş geçiyoruz bakalım arkadaşlar. Diğer olaylara bakacağız. Çok çok gizemli olay gelirse duracağım. Arkadaşlar 89'luk oyunculardan 7.5 milyon coins kasılmış. 3 tane gayet bence karlı, güzel olmuş. Hayırlı olsun şimdiden. Ve 77'lik Valeri'yi 800 bine satmış. Oha abi bu nasıl satılabiliyor? Ben elimdeki bütün 77'liklere bakıyorum. Hepsini koyduğumda 20k 10k falan yazıyor. Başkaları koyunca 800-900k oluyor abi. Ben anlamadım bir şey ya. Oha lan yok artık. Amanın ama ya. Bu da birazcık yani abartı olmuş arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ben buna inanmıyorum artık ya. Arkadaşlar montaj olmadığını biliyorum ama montaj diye isim geliyor ya gerçekten. Artık inanmak istemiyorum. Bu biraz fazla abartı olmuş ya. Oha abi gerçekten oha ya. Abone olmayan... Hayır böyle yazmayın. Ben böyle yazılmasını sevmiyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yok bu arada. Onu okudunuz diye öyle bir şey olması gerekmiyor. Olmak istemeyen olmaz ama bence olun. Gerçekten bu kanal çok güzel bir kanal. O olay neydi bu arada? Artık alıştık oraya hızlı geçiyoruz. Ronaldo olayı bence daha şaşırtıcıydı. Ama yani 10 milyona gördük de. 11 milyonu kendimiz de satmıştık. Bu arada burada da inanılmaz. 11 milyonu kendimiz de satmıştık ama 16 milyon gerçekten bayağı abartı olmuştu arkadaşlar. Bugün de gerçekten çok gizemli olaylar gördük. Hem gizemli olayımız gelişti. 3 videodur gördüğümüz hem yeni bir gizemli olay geldi. Bayağı güzel bir video oldu bence. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizler de çok çok eğlenmişsinizdir. Bu arada videomuz sona geldik. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar like'ları yardırın. Sonsuz like atın. 2000, 3000, 4000, 5000 like atın. Ve kargo paket yorumlamaları daha hızlı atalım. Daha çok gizemli olay görelim. Hoşçakalın ve bizi çok seviyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı da yazın. Kalplemeye çalışacağım. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.